Herkese merhaba arkadaşlar. Balıklar hakkında şunu anlatmak istiyorum size. Bildiğiniz üzere Güney Amerikan çingetleri besliyorum Oxtagram'la. Yaşadığım olay beni çok şaşırttı işin açıkçası. Beslediğim balıklar da bildiğiniz üzere işte yumurtalar oldu. Yumurtalardan yavrular oldu. Yavruları ayırdık. Karantina akvaryumda şu an büyümekteler. Bildiğiniz üzere bütün yavruların hepsini topladım, karantina akvaryumuna koydum. Bu konuda çok aşırı bir tecrübem yok. Günden güne tecrübe kazanıyoruz. Günden güne bir şeyler öğrenip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Fakat dikkatimi ne çekti arkadaşlar? Şunu size anlatayım. Yavrulu olan balıkların dikkat etmeye başladım. Yani ya, bakayım hani yumurtladılar mı? Ne yaptılar filan niyetine. Bir baktım ki işte böyle yavrulardan 3-4 tanesi hala akvaryumun içinde. Fakat anne balık yuvalıktayken yavrularıyla beraber ben hepsini alıp koydum. Dikkat etmeme ve izlememden sonra şunu anladım ki arkadaşlar, bazı bölmelerden, yavruların olduğu bazı bölmelerde 2-3 tane böyle yaramaz bir balık var. Bu yaramaz diye tabir ettiğim balıklar nasıl bir balık diyeyim size? Kendisi her şeyi öğrendikten sonra işte yemeği, içmeyi, gezmeyi, yüzmeyi öğrendikten sonra annesini babasını bırakıp akvaryum içinde kendi başına buyruk bir hayat yaşayan yavru balıklar var. İnanın bu olayı görünce gerçekten çok şaşırdım. Bir yönden de mutluluk duydum. Onları da yakalamaya çalıştım fakat artık kendilerini kurtarmışlar, yakalanmıyorlar. Kısacası anne babasının hayatıyla yaşamak istemiyorlar. Kendi başlarına buyruk bir şekilde hayat yaşıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Beni çok heyecanlandırdı. Konuşmamın ses tonundan da anlayabilirsiniz. Birkaç gündür böyle gidiyordu. Bir video çekip bir paylaşım demek istedim. Bugüne nasip oldu. Gerçekten de bu kadar karakterli olabileceklerine inanmıyordum. Şu şekilde örnek veriyorum. 50 tane yavrudan 2-3 tanesi yaramaz çıkıp her şeyi öğrendikten sonra anne babasıyla hareket etmiyor. Kaçıyor yani. Annesi onu alsa bile, bir yere götürse bile o hala kendi kafasına göre hareket edip gidiyor yani. Bu da güzel bir şeysin aslında. Neden güzel bir şey? Hayatta kalabilmeyi öğrendikten sonra kendi kafasına göre yaşamayabilmek bence en güzeli. Bu duyguyu sizinle paylaşmak istedim. Gördüğüm olayı da. Tekrardan da uyarıyorum arkadaşlar sizi. Bu balıkları bu şekilde yumurta yaptığını, yavru yaptığını gördükten sonra heveslenip kendiniz de almak istiyorsunuz. Fakat bu balıklar kolay bir balık değil. Zor bir balık. Gerçekten her şeye strese girebiliyorlar. Su değerleriyle yaşayan bir balık. Gerekli su değerlerini vermediğinizden sonra ölen bir balık. Hem maddi ve manevi sizi üzebilecek balıklar. Kendinize tam güveniniz varsa, akvaryum konusunda ilaçlarınız, ekipmanlarınız tamsa bu balığı besleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol yavru akvaryumlar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.